Herkese selamlar. Bu videoda sizlere 16 bin liraya alabileceğiniz, fiyat performans olarak muhteşem bir sistem ile karşınızdayım arkadaşlar. Günümüze göre yani 2023'ün Ekim ayında, 28 Ekim bugün bu video çektiğim tarihte yarın hepimiz için büyük gün, Cumhuriyetimizin 100. yılı sizin de bildiğiniz gibi. Bu zamanda alabileceğiniz 16 bin liraya göre içerisinde en dolu sistem budur arkadaşlar. Çünkü birçok siteyi araştırdım ve 16.000 lira, 17 bin lira hatta 18 bin lira civarlarında bilgisayarlarda bu kadar donanımlı bir sistem bulamadım arkadaşlar. Bu kadar donanımlı bir hazır sistem bulamadım bu fiyatlarda. İtopya üzerinden buldum. Fiyatı 16.000 lira. İçerisinde i3 13. nesil var. RTX 4060 var. Zaten biraz sonra hepsini detaylı olarak anlatacağım arkadaşlar. Uygun fiyatlı ve fiyat performans sistem arayanlar için bu sistem birebir. Çünkü gerçekten çok güçlü ve harika bir sistem. Geleceğe yönelik bir sistem. Şimdi hepsini detaylı olarak anlatacağım zaten. Bu videoyu çektiğim tarih 28 Ekim. Yarın öbür gün fiyatlar ne olur bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada hepimizin Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. İnşallah daha nice 100 yıllara diyelim. Ve şimdi artık videoya geçelim arkadaşlar. Önce sistemin işlemcisinden başlayacağız. İşlemci olarak Intel Core i3 13100F işlemcisi kullanılmış. 13. nesil i3 işlemci Arkadaşlar F serisi modeli. Bu işlemci temel frekansı 3.4 GHz. Bunu 4.8 GHz'e kadar çıkarabiliyorsunuz maksimum olarak. Gayet hızlı bir işlemci kendi segmentine göre. 4 çekirdekli bir işlemci ve 8 de sanal çekirdeği bulunuyor. 12 MB'lik belleğe sahip. 10 nanometre üretim teknolojisinden geçmiş. Güzel, harika fiyat performans anlamında çokça tercih edilen ve, ve internet en yeni nesil işlemcisi olan bu sisteme de çokça yakışmış arkadaşlar. Daha sonra anakarta gelelim. Anakart olarak Gigabyte H610M HV2 versiyonu kullanılmış. Kısaca bunun özelliklerine bakacak olursak DDR4 bir anakart ve 4 GB kadar maksimum RAM desteği sunabiliyor arkadaşlar. 2 tane RAM slot sayısı bulunuyor. RAM'leri 3200 MHz hızına kadar destekleyebiliyor bu anakart. Bir tane PCI Express 4.0 girişine sahip. Bir tane M.2 girişine sahip. Şimdi işlemci DDR5 RAM'leri destekliyor arkadaşlar. Bunu rahat bir şekilde söyleyeyim sizlere. Intel Core i3 13. nesil bir işlemci olduğu için DDR5 RAM'leri de destekliyor. Ama anakart DDR4 bir anakart olduğu için bu anakarta DDR5 bir anakart takamazsınız. Şimdi RAM'lere geldik. RAM olarak da DDR4 bir RAM kullanılmış. Kingston'ın 8 GB'lik Fury Beast adında 3200 MHz hızında çalışan ve C 16 gecikme değerine sahip DDR4 RAM'i kullanılmış arkadaşlar. 8 GB RAM toplam 2 tane kullanılmış yani 16 GB RAM'e sahip bu bilgisayar. Daha sonra sistemimizin en güçlü en baba parçası ekran kartına geldik. Ekran kartı olarak GB RTX 4060 8 GB'lık versiyonu bu sistemle tercih edilmiş arkadaşlar. Çok güçlü çok performans bir ekran kartı bunu her videomda zaten söylüyorum özellikle. Hemen bu ekran kartının da özelliklerine kısaca bakalım isterseniz. Maksimum şekilde hızının 2620 MHz olduğunu görüyoruz burada. DirectX 12 ve OpenGL 4.6 gibi en yeni teknolojiler içerisinde barındırıyor. GDDR6 bellek tipine sahip. 17.500 MHz'e kadar bir bellek hızı bulunuyor. Ekran kartının 8 GB'lik bir bellek kapasitesine sahip. 128 bit değerine sahip aynı zamanda. Ve HDMI 2.1'den 2 iki tane. DisplayPort 1.4'ten de 2 tane girişi destekleyebiliyor. Aynı zamanda bu ekran kartı. Ve 3 tane fana sahip arkadaşlar. Bu ne demek? Soğutma anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız demek. Bu ekran kartı kolay kolay ısınmaz. ısısamazsınız Çünkü 3 tane fanı var tabii ki. Bu da ekran kartının performansını tabii ki de iyi yönde etkileyecektir. Aynı zamanda bu ekran kartının Gigabyte'in getirmiş olduğu bir özellik olarak isterseniz serin modda çalıştırabilirsiniz serin güç modunda. isterseniz de overclock modunda da çalıştırabiliyorsunuz. Ve geldik şimdi kasaya. Bu sistemdeki kasaya çok beğendim. Çünkü diğerleri gibi böyle siyah koyu bir temaya sahip değil de böyle beyaz ve RGB'leri de çok şık olan bence çok iç açıcı bir renklere sahip olan bir kasa tercih edilmiş ki bence çok güzel bir kasa arkadaşlar. Tasarımını ben çok beğendim. Çok şık ve sade bir tasarıma sahip. Bu kasa Game Booster GBGR022 BW adında bir kasa arkadaşlar. 650 watt 80 plus bronz güç sertifikalı aynı zamanda. Yani içerisinde güç kaynağı da var. Gayet iyi bir kasa olduğunu söylemem gerekiyor. Hem güç kaynağı hem de kasanın kendisi olsun. 4 tane fanı var zaten. Ön tarafı mesh bir yapıya sahip. 1 tane USB 3.0, 2 tane de USB 2.0 girişlerine sahip aynı zamanda bu kasa. Bence sisteme çok yakışmış. Tabi bütçenize göre, zevkinize göre buradan istediğiniz kasaları daha tercih edebilirsiniz siz kendiniz. Ve şimdi geldik bu sistemde kullanılan depolama birimine arkadaşlar. Western Digital'in 480 GBlık Green SN350 adında M.2 SSD'si bu sistemde tercih edilmiş. 2400 MB okuma ve 1650 megabayt da hızına sahip güzel bir SSD arkadaşlar M.2 SSD. Eğer isterseniz 180 lira daha fazla ödeyip de buradan 500 GB'lık ve bundan çok daha hızlı bir M.2 SSD de tercih edebilirsiniz. 3500 MB okuma ve 2300 MB yazma hızı varmış. Aynı zamanda 500 GB yani 20 GB daha fazla. 180 liraya bence alınabilir daha iyi. Hem daha hızlı hem de çok daha az olsa biraz daha yüksek kapasite diyebilirim. Tercih sizin tabii ki bütçeniz arttıramıyorsanız diyecek bir şey yok ama bence yapılabilecek bir tercih. Veya isterseniz daha yüksek bir depolama isterseniz buradan 1 TB'lık M.2 SSD'ler de var arkadaşlar. Onlarda da Evet geleceğe yönelik bir sistem dedim. Neden dedim? Çünkü işlemci iyi. 13. nesil bir işlemci olduğu için arkadaşlar DDR5 RAM desteklediği için ilerleyen zamanlarda siz anakart verimi değiştirerek yani DDR5 destekleyen bir anakart alıp aynı zamanda DDR5 bir RAM alırsanız bu sistemin hızını ve gücünü arttırmış olursunuz. Daha çok hızlandırmış olursunuz sistemi ve daha güncel tutmuş olursunuz. Ama şu anda bu sistem gayet yeterli. Bunun hiç ellemenize gerek yok arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yapabilirsiniz. Evet bugün benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bence sistem çok güzel. 16.000 liraya göre böyle donanımda bir bilgisayar bulmak bu zamanda çok zor arkadaşlar. Siz tabi bu fiyatlarda daha iyisini bulursanız bana da bu videonun yorumlarında belirtin ki onu tanıtayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.